Niye steak bıçağı almadın ya da bizden istemedin Yusuf? Ha, onu düşünemedim, özür dilerim. Ben steak bıçağı bekledim çok çünkü zor kestin şu anda. Yani isterseniz ben sizin için servis edebilirim kemiğinden ayırıp. Yani tahtamı buraya getireceğim. Yok gerek yok, ben zaten önüme geldiği yiyorum şu anda. Siz kendi yani zaten servisini de öyle yapacaktım ben, aceleden unuttum. Servisi yaptıktan sonra kemiğinden ayırıp sizin önünüzden alıp. Normalde öyle mi yapacaktınız? Normalde öyle yapacağım. Herkes İsterseniz gibi. Yapabilirim. Ha, yok yok teşekkür ederim. Bu şekilde yiyebilirim. Tane ama karabiber. Evet o bıçak tane olabilirdi. Karabiber. O bıçak olsa? Steak bıçağı olabilirdi. Daha rahat keserdim. Yani çünkü biraz da sinirli bir et biraz. Hazır dömü glas sos kullandınız değil mi? Hazır kullandım. Yani dömü glası kendim yapamazdım herhalde. 12 saat sürerdi. Ya dün bana söylediniz ama salata tabaklarınız duruyor hala. Ne? Ana yemekteyiz daha. Ana yemekteyiz, salata tabağı duracak tabii. Doğru. Siz erken davrandınız. Sen ben tatlıyı biraz getirdin erken canım getirdim. Benim. Sen salatalar dururken tatlı geldi. Ah. Evet ben salataları dün unuttum pardon. Kesemiyorum gerçekten. Kesemiyor musun? Ben isterseniz gerçekten kesemiyorum. Kessin sana. Hani ben normalde keseyim. Şey yapmam böyle ama. Çekeceğim bunları. Git orada kes ya. Kes, yok, kessen de nasıl çiğneyeceğim onun için ya. Oh, oh. Çiğneyemiyor musun et? Keşke tahta yok, üstünde getirseydiniz bunu da bize. Çorbaları çok güzel hazırlamışsınız. Ya yani pembe çok az pembe, orta pişmiş mi desem çok pişmiş. Orta pişmiş değil bence ama şimdi benim pişme derecemi hiç... Orta iyi değil mi? Size göre bence bu et çiğ gelir. Çiğ yani. Bana çiğ gelir. Zoran Hanım benimki ben öyle olabilir mi? Çünkü bakın çatal bile zor diye şey gidiyor. Yapıyorum yani. Görebiliyor musun? Bakın. Benimki belki olabilir. Seninki daha mı sert kaldı acaba? Olabilir. Ben dün belirtmiştim etin yani iyi pişmesi gerektiğini. Alabilir misin? Yani yani bana göre bu et pişmemiş. Çiğ. Et çiğ. Eti orta derecede pişirmek istedim. Orta değil ben. Bu. Bence orta derece değil. Kesinlikle değil. Orta bence derece değil. Bence ortadan... Bir tık aşağı, oradan aşağı. Belki benimki öyle, bilmiyorum. Şimdi buradan da görüyorum pembe etin ortası. Yani orta derecede bak, pişmiş etin... Bak doğru bıçak ne güzel kesiyor. Orta evet, derecede evet. Pişmiş etin, hatta orta iyi olmuş bu. Hı-hı. Orta derecede eminim falan filan ama ben dediniz. Çatalı batırmadım. Bakayım bana bir göstersen. Dallas steak bu. Mermerli bir ve lifli bir et. O evet, yüzden kalın bir et yani. Kalın bir et. Yani bu et hatta orta iyi olmuş. Keşke benimkini daha çok pişirseydiniz. Çünkü deseydiniz Erdem Bey zaten zor puan söyle veriyor ya. Evet, şimdi eti de çok pişmiş seviyor. Ya bu ortaya pişmiş değil Zuhal Hanım. Yani bakabilir misiniz evet, lütfen? Yani... Bu et çiğ. Evet, ben et de çiğ, sevmiyorum. Yani ortada yiyebilirim ama gerçekten pişmemiş. Evet, sadece mühürlediniz mi yoksa... Mühürledim. Mantolama yöntemi kullandım. Hı-hı. Kekik, rozmarin, tane karabiber. Hı-hı. Zaten önce marinede yatırdım. İlk geldiğimde ilk işim bunları marine etmekti. Zeytinyağı, hı-hı, tane karabiber, kekik, rozmarin, zeytinyağı ile bunu marine ettim. Dolaba attım. Hı-hı. Son ana kadar marinede kaldı. Evet lezzet iyi. Ama tabii hazır sos da kullanmanız etkilemiş. Yani hazır sos, yani demiglas'ı yapamazdım. Hı hı. Yani başka bir sos kullanabilirdiniz. Ete için. En yakışan sos demiglas'tır. Yani bütün soslar olabilir yani. İlla demiglas olmasına gerek yok ya, açıkçası. Ben böyle tercih etmek istedim. Hem et pişmemiş hem demiglas hazır. Yani lezzeti güzel. Tabii. Buğday lapası. Buğday lapasında... Tatmadın mı? Tattım. Bir daha tatmak istedim. O zaman Hilal'e dönüyorum. Buğday lapası bana biraz tuzsuz geldi. Ya gravyer peyniri tuzlu bir peynir yani olduğu için. Yani ben peynirle de denedim bu arada. Ama yine ona de bana biraz tuzsuz geldi. Ya patatesle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Güzel. Zaten çok bir olayı yok. Et bana bir tık az pişmiş geldi. Hani çok yani değil. Ben de keserken çok zorlandım. Bu hem bıçak tercihinizden dediğimiz gibi. Hem de bilmiyorum ben iyi pişmiş severim ama bu ortadan da sanki bir tık azmış gibi geldi bana. Ya sosu falan güzel. Sadece biraz az pişmiş geldi bana. Bence buğday. Buğday yani. Biraz diri ve bir tık diri ve tuzsuz. Onun dışında salata. Ha, salata güzel, beğendim. Peki Mülkiye tamamla yorumunu yediysen. Buğdaylı evet, salatayı da söyle. Salata güzel, görünümü güzel. Çok güzel sunum yapmışsınız. Elinize sağlık. Ama fazlasıyla ekşi. Onu belirtmişsiniz. Yani salsa evet, sosu hı-hı, kullandım içinde. Zaten ekşi bir sos. Limon evet, vinaiget var bir de. Hı-hı. Daha da ekşi yapıyor. Evet, belirtmişsiniz onu. Zaten o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama bana fazla ekşi geldi. Bir de içindekiler çok pişmiş gibi olmuş. Asitten dolayı sanırım. Yani meze gibi olmuş içindekiler. Yani salsa sos zaten bu şekilde olur. Hı-hı. Yani bana biraz ağır geldi salata ama görünüşü, lezzeti güzel. Ana yemekte de et pişmemiş zaten. Yiyemedim. Et orta derecede pişmiş. Hatta dedim ortayı geçmiş biraz. Kenarları biraz daha kalın olduğu için zaten kemiğe yapışmış bir et. Yani kesemiyoruz. Şimdi
Herkes burada bu et pişmemiş diyor ve siz iddialı orta pişmişin de üstünde pişirdim birazcık diyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Yani orta pişmiş. Bu ete baktım, keserken de baktım, ortasına da baktım. Ben nasıl derecelendirildiğinin, kaç dakika piştiğini hepsinin dersini aldım. Tabii ki de ben bileceğim. Siz değil ben bileceğim yani. Yani. Siz bileceğim, Yusuf Bey. Ben ona katılmıyorum. Siz evet. Bileceğim ben yani ben sonuçta restorandaki müşteri gibi değerlendiriyorum kendimi ve bu iş eti restoran sizin restoranınıza gelsem iade ederdim böyle söyleyeyim. Yemezdim. Et nasıl yani, yenir peki anlatabilir misiniz? Et pişmemiş zaten. Lapanızı da beğenmedim, diri buldum. Sadece şunu soracağım, gravyer peyniri kullanmanızın bir amacı var mı bilmediğim için soruyorum. Yani bu lapanın üstüne özellikle bu gravyeri mi kullanmanız gerekiyor? Sizin yani normalde dikeri. Buğday lapası... Siz çünkü çok uzmansınız ya bu konuda. Teşekkür ederim. Normalde buğday lapası parmesanla yapılır ama Türkiye şartlarında yaşadığımız için bulamayacağımdan değil bulurum. Bulabilirdiniz evet. Bulurum yani. Sıkıntı yok. Ben sadece Türkiye'de olduğumuz için Kars gravyeri kullanmak istedim. Hmm. İyi yapmışsın. En güzeli de Kars gravyeridir teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Salataya geleyim. Salatayı çok ekşili buldum. Nasıl bir teknikle yani nasıl sardınız? Bambuyla sardım bunu. Sushi bambusuyla sardım. Avokadoyu içini falan almadım. Avokado gayet olgunlaşmış bir avokado seçtim. Evet fark ettik onu. Kestikten sonra ters çevirdim. İçerisine salsayı koydum. Bambuyla sardım. Peki daha olgunlaşmamış avokado kullansak daha mı iyi olur? Peki? Hayır olgunlaşmamış avokadoyu saramazsınız. Saramaz. Sarama hani. Tabii sert oluyor. Kırılır. Ya. Sert olur. Kesemiyorsun bile onu. Onu yemesi de olmaz. Yani çok ekşi. Hani benim ekşi olur. Limon zaten soslar ama çok ciddi ekşili geldi ama sunum. Ama lezzetliydi kötü değil sadece ekşili. Afiyet bu... olsun. Ekşi yani bir ağzımda getirdim, su içtim, hani meyve suyu ardından şey yaptım. O ekşi bir salatalık, limon, vinaiget, nar ekşisi. Aynen, çok ekşili olmuş. Zaten ana yemeği ama ana yemeği patatesi geçiyorum. Patates zaten haşlanmış. Haşlanmış, haşlanmış değil. Yani fırında fırına, yani. Fırına pişmiş fırın. Yani. Haşlanmış derken özür dilerim. Pişmiş anlamında söyledim. Ama etle lapa yorumumu yaptım. Ana yemeği beğenmedim. Mustafa şefim var benim okulda. Kulakları çınlasın buradan. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Bu bilgileri öğrettiği selam. İçin. Hepsine saygılar. Et haftasında biz eti iyi pişmiş asla pişirmedik. Pişirdik ama sadece görmek için. Ve o eti kimse yemedi. Mustafa şefimin lafı vardır. Eti iyi pişmiş adamla ben oturup restoranda bir yemek yemem. Evet Filiz'deyiz. Ne diyorsun Filiz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, pişme derecesi benim için uygun değil. Yani benim damak tadıma hitap etmiyor. Bana çiğ geldi çünkü doğru. Hani ben bu tarzı yemiyorum. Daha pişmiş. Yani Erdem Bey'in dediği gibi ama çok aman aman değil. Hani yani Mülki Hanım'ın etine baktığımda onun oranı çok güzeldi, pişme oranı. Hani öyle bir oran tekrardan bekledim ama... Sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Tekrardan söylüyorum, Mülki Hanım suda haşladı ve bunun derecesini ben karar verdim. Lezzetli mi? Evet lezzetli olabilir ama kesemedim. Yani çiğnerken bile böyle sıkızımsı, lastikimsi bir tat bıraktığı için ben de yutmada zorlandım. Ya benim tercih edebileceğim pişme oranında değil. Orijinali evet bu olabilir ama benim damak tadıma uygun gelmedi. Buğday lapası. Buğday lapasına da gelince güzel, tuz oranı biraz az ama tereyağı çok baskın gelmiş. Yani lapa olduğu bana için tereyağıyla bağladım ben ama onu. Başka krema falan hiçbir doğrudur, şey kullanmadım. Doğrudur, haklısın ama tereyağı oranı biraz daha düşürebilirdik. O çok zaman baskın olmaz. Gelmiş çünkü aldığımızda damağımda o tereyağının tadını bırakıyor. Patateslerinize gelince haşlayıp fırına attınız galiba. Hayır sadece fırına attım. Sadece fırın. Pişme oranı çok güzel. Süper. Ama yavan yani boş bir baharatla bir bağlama yapılabilirdi. Hardallı bir sos bilemiyorum hani biraz bir tatlandırma verilebilirdi. Çok yavan kalmış. Pişme oranı çok güzel ama hafif bir karabiber... Kırmızı toz biber, kırmızı kekik toz biber var, gibi var, kekik var. Patatesiniz de. Ben röportajda da söyledim bunu ama şu an tadını alamıyorum. Gerçekten. Görmeyi bırakın tadını da alamıyorum. Yani görmek de yok, tadı da yok. Salatayı beğendim ama ekşi oranı gerçekten çok fazla olmuş. Hem görsel olarak hem tadı olarak olgun avokado kullanmanız evet hoş olmuş. Belki asitten de daha fazla olgunlaşmıştır ama ekşisi bana biraz fazla geldi ama güzeldi. Afiyet olsun. Peki. Verelim eline sağlık. Salata bir ülkeye ait bir şey mi peki? Ya şefle karar verdik. Yok onu bilmiyorum.
Tamam. Yalan olmasın. Alayım tabağını. Yani kadayıfa mı sadece kendiniz karar verdiniz? Bütün menüyü kadayıf ben şef ortak karar vermiş herhalde. Menüyü ortak olarak belirlemişler. Buğday güzel. Bence pişme oranı falan iyi. Bana diri geldi ya. Ben... Buğday lapa değil yalnız. Lapa değil yani... Buğday lapası mı yazdırmışlar? Evet. Daha fazla yani, pişmeliydi. Da, ben böyle nasıl hayal ettim biliyor musunuz? Daha top şeklinde ve cıvık cıvık bir şey bekledim lapa. Lapa dediği yani, için. Bu tane tane olmuş. Pilav gibi olmuş. Yani, pilavdan biraz daha lapa ama... Yani lapa da olmamış. Tam lapa açıkçası. Değil diyorsunuz. Evet. Söyle diyorlar ya Zöller'in, bilmediğim yemeği yemem diyor bazıları. Ben buna uyuz oluyorum. Çünkü yani tadacaksın ki bileceksin o yemeği. Yemek bir maceradır zaten. Evet. Bilmediğimiz yemekleri yiyeceğiz. Hayatımız boyunca bildiğimiz yemekleri mi yiyeceğiz zaten? Olmaz. Kesinlikle, bence de. Yani burada en büyük hatası bu eti birazcık daha pişirecekti. Etin nasıl yeneceğini bilmiyorlar. Daha ne diyebilirim ki? Söz yok yani. Söylenecek söz yok. Dallas steak yani pişmemiş bir et. Dallas et değil zaten o. Adı Dallas et ama pişmemiş bir et koymuş. Yani oradaki bütün masada gerçi Yusuf Bey piştiğini iddia ediyor. Hatta orta üstü piştiğini iddia ediyor. Ve ben de yılların tecrübesi olarak o et çok az pişmiş bir et olarak değerlendirdim. Lapası zaten lapa değil. Buğdayı çok diri. Üstüne gravyer peyniri herhalde çok enteresan olmuş. Hani çiçek dikmiş derler de çiçek dikmiş resmen. O çiçekler de vardı zaten. Yemedik ama çiçekler de vardı. Ben hiç başarılı bulmadım. Yusuf Bey'in yapmış olduğu ana yemek benim damak tadıma uymadı. Çünkü pişme derecesi olarak evet standart da olabilir ama benim tercih edeceğim bir derece değildi. Çiğdi, baharatları çok baskın değildi. Yani bir lezzet, bir tat yoktu. Evet orada bir özel bir sos kullanılmış ama etin çiğ olmasından dolayı o sos özelliğini kaybetti orada.